Merhaba arkadaşlar. Işık derslerimizdeyiz. Artık iç mekanda ve dış mekanda nasıl aydınlatma yapabiliriz onları göstermek istiyorum. Dış mekanda iki türlü veya üç türlü bir aydınlatma seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi güneş ışığı. Güneş ışığı gerçekten güçlü bir parametre ve kullanıldığında sahneyi tamamıyla çeviren, etkileyen önemli bir faktör. Normalde V-Ray 2.0'da ve diğer versiyonlarda gayet mat bir görüntü oluştururken V-Ray 3.4'te bu ışık gerçekten güçlü bir hal almış. Aynı zamanda güzel özellikler de gelmiş ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Şimdi nasıl çalıştığını ve etkileri görelim. Asset Editor kısmında buraya ilk ışıklar sekmesinde Sunlight otomatik olarak gelir. Sunlight'ın yanındaki güneş sembolü en son sürümle beraber yeni geldi. Sizde yoksa eğer sizdeki eski bir sürümdür. 3.4'ün eski bir sürümü. Yani bunun olup olmaması sadece Sunlight'ı belirtmek için. Yani başka bir amacı yok. Onu da belirtmek isterim. Sunlight'ı ilk açtığınız zaman yukarıdaki Enable butonuyla açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi etkiyi bir görelim. Interactive Render alalım. Evet. Render'ım bu şekilde gelmiş oldu. Ayarlarımı bir default'a çevireyim. Güneş ayarıma geldim. Bu şekilde bir modelim söz konusu gördüğünüz gibi. Şöyle hemen aşağı doğru indirelim. Interactive Render çalışıyor. Daha önce bu derslerimizde bunu anlatmıştık nasıl çalıştığını. Ben modeli çevirirken render'ım da aktif halde görüyorsunuz. Arkada bir ufuk çizgisi var. Ufuk çizgisinin üst tarafı mavi tonlarda, alt tarafı beyaz tonlarda görüyorsunuz gökyüzünde. Aynı zamanda bu parametrelerden müdahale etme şansımız var. Şimdi arkadaşlar burada Sunlight'ın altındaki bu butonla güneşi açıp kapayabiliyorum gördüğünüz gibi. Özellikle gece render'larında bunu kapayarak içeri ve dışarı açacağınız ışıklandırma elemanlarıyla gece render'ı yapabilirsiniz. Şu an kapalı. Buradan açtığımda aktif hale geldi gördüğünüz gibi. Burada bizim bazı önemli parametrelerimiz var. Mesela instance multiplier değeri. O güneşin ışık kaynağının şiddetin yoğunluğunu belirliyor. Yani bunu ben birden 10'a kadar bir değerde artırabilirim ama güneş ışığı çok kuvvetli bir ışık olduğu için 1.5 değerinde bile veya 2. değerinde bile ışık çok şiddeti artıyor. Mesela 2 yapalım. Gördüğünüz gibi birden patlamaya sonucu geldi. Yani bir değeri bile gayet yeterli bir değer olduğunu söylemek isterim. Alttaki size multiplier değeri ise şuradaki gölgenin keskinliğini belirtiyor. Çok keskin gölge arkadaşlar render'da uygun değil. Yani şuradaki görüyorsunuz böyle bir keskin bir gölgemiz geliyor. Bunu 3 ile 10 değeri arasındaki bir görüntü dış mekanda bizim işimizi görecektir. Mesela 3 yapalım. Şu şekilde görüyorsunuz şu an 3 değerinde. 1 yapıyorum. Keskin. 10 yapalım. Görüyorsunuz iyice soft bir hale aldı. Tabii gölgenin ve ışık şiddetini etkilediği için 10'un üzerindeki veya 20'nin üzerindeki değerler görüntüde gayet mat bir hal alacaktır render üzerinde. O yüzden yani çok tavsiye edilen bir şey değil. Mümkün olduğunca değerleri abartmamaya çalışın derim. Şimdi onun altındaki Sky modelde bazı önemli parametreler var. Bunların bir tanesi horsec et all diye bir komut. Bunlar bizim çalışma içerisindeki güneşin tonlamasını değiştiren parametreler. Yani burada işte clear dediğimde açık bir hava, overcast dediğimde kapalı bir hava görüyorsunuz. İyice bir gri bir ton aldı. Şuradan bakalım şu şekilde. Yani buradan ben horsec clear dediğimde açık bir hava olurken overcast dediğimde kapalı bir havaya denk gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Onun haricinde şöyle bir parametre daha var. Bu da göğün ufka doğru tonlanarak gitmesini sağlayan bir değer. Bu değer sayesinde yani buradaki arka taraftaki işte gri tonla mavi tona doğru geçiş sağlayan bir etkiye buradaki değerleri değiştirerek bu etkileri görebilirsiniz. Clear da aynı etkiye sahip aslında. Bu da şöyle clear yapalım. Açık bir havamız olsun. Onun haricinde burada turbidity değeri var. Turbidity değeri aslında bunları şeyde Chaos grubun kendi sitesinde çok fazla oynamamız konusunda bazı hususlar var. Çünkü eğer komutlara, parametrelere çok fazla aşina değilsek çok fazla değerleri değiştirmeye gerek yok. Mesela turbid değerinin amacı havadaki toz ve kirlilik değerini belirten bir parametre.
Yani yüksek değerlerde toz kir miktarı artarken ışığın da sarımtırak bir etkiye neden olmasını sağlıyor. Mesela buradan yüksek bir değer vereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde toz ve kirlilik değeri artmış oluyor. Bu yani turbitin normal kullanım amacı bu. Düşük değerlerde yine mavi etki hakim oluyor gördüğünüz gibi. Yani değer düştükçe toz miktarı azalıyor. İşte açık bir havaya sahip oluyor. Amacı bu. Bunun ozon da güneş ışığının rengini belirliyor aslında. Sıfır değeriyle bir değeri arasında sarıdan maviye bir geçiş sağlıyor. Şöyle. Tam burada tam bir etki belli olmuyor ama işte şu an sıfır değerinde ufak bir şu normal standart değerlerine 0,24 değerinde şöyle bir değer belirleyebilirsiniz kendinize göre. Alt tarafta albedo color var. Albedo color şuradaki gri renkle ufuk çizgisi arasındaki rengin geçişini sağlayan bir değer. Mesela bunu absürt bir renk yapalım. Şimdi şöyle bir renk yapayım ben daha görmeniz için. Görüyor musunuz? Burada bir değer. Alttaki blend değeri de bunun arasındaki karışımın softluğunu belirliyor. Eğer düşerse iyice bir keskin bir geçiş var. Yükselirse buradan buraya doğru soft bir geçiş sağlanıyor gördüğünüz gibi. İşte bunu yine kendiniz ayarlarsanız böyle bu şekilde buradaki tonlamayı belirleyebilirsiniz. İyice artırayım soft geçişi. Bu değerler bizim sahnemizdeki ışığın etkisini değiştiriyor arkadaşlar. Buradaki önemli parametreler bunlar. Bunları kullanarak sizler de güneş ışığını test yapabilirsiniz. Özellikle test renderlarında bunları kurcalayın derim. Sürekli irdeleyin bunları. Çünkü bu iş görselleştirme işi sürekli deneme ve test yoluyla sonuca gelir. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde Doomlight dersini göreceğiz. Diğer bir ışık kaynağı olarak. O da güçlü bir ışık kaynağıdır. Ve daha sonraki parametrelerimizde diğer ışık kaynaklarını görmeye devam edeceğiz. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.